Haçlı seferlerini önceki birkaç videoda ana hatlarıyla size anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen böyle bir genel tekrar yapalım ve Orta Çağ'ın aşağı yukarı 200 yılını kapsayan bu zaman diliminde neler olup bitmiş bir hatırlayalım. Haçlı seferlerinin ilki ve en başarılısı 11. yüzyılın sonlarında gerçekleşti. Batı Avrupalı müttefiklerden oluşan ordu Kudüs'ü ve kutsal toprakların büyük bölümünü ele geçirdi. Buradaki çizelgede de gördüğünüz gibi Kudüs'ü gösteren çizgi bu dönemde yeşilden kırmızıya dönüyor. Yani Kudüs bu tarihlerde Batı Avrupalı Latin Hristiyanların kontrolünde ve 1187 yılına kadar da öyle kalıyor. Bu tarihte ise 1187'de yani Selahaddin Eyyubi şehri Hristiyanlardan geri alıyor. Sonraki yarım asırlık dönemde 6. Haçlı Seferi ve bu çizelgede yer almayan baronların haçlı seferi gerçekleşiyor. Batı Avrupalılar bu dönemde bir ölçüde üstünlük sağlamış olsalar da Kudüs'ün kontrolü sonunda tekrar Müslümanların eline geçiyor. 14. yüzyıla girildiğinde ise kutsal toprakların tamamı artık Müslümanların kontrolünde. Tüm bunlar olurken Konstantinopolis yani İstanbul 4. Haçlı Seferleri sonunda işgal ediliyor. Şehir daha sonra geri alınsa da bu Bizans İmparatorluğu adına sonun başlangıcı kabul ediliyor. Şimdi Haçlı Seferleri'nin Avrupa'da ve dünyada ne gibi etkileri olduğuna isterseniz şöyle birlikte bir bakalım. Haçlı Seferleri'nin en çarpıcı sonuçlarından biri can kayıplarıydı arkadaşlar. Yalnızca Batı Avrupa nüfusundan 2 ila 6 milyon insanın Haçlı Seferleri sırasında öldüğü tahmin ediliyor. O tarihlerde Avrupa'daki toplam nüfusun 60-70 milyon civarında olduğunu da söyleyelim hemen. Yani Avrupa nüfusunun %4 ila 10'u sadece Haçlı Seferleri yüzünden ölmüş. Dolayısıyla bu muazzam bir can kaybı. Tabi bu hesaba seferlere çıkarken ölenler ya da Orta Doğu'da ölenler dahil değil. İsterseniz 14. yüzyıla gelindiğinde tüm bu coğrafya ne durumdaydı şimdi de bir ona bakalım. Müslümanlar o tarihlerde hala Orta Doğu'ya hakim durumda olsalar da İber Yarımadası'ndaki varlıkları tehlikedeydi. Bir zamanlar Yarımada'ya hükmeden Endülüs Emevi Devleti'nden geriye bir tek şurası yani Granada ya da Gırnata kalmıştı. Fakat buradaki Beni Ahmer Devleti İspanyolların Reconquista yani yeniden fetih hareketine daha fazla direnemedi ve 1492'de yıkıldı. Böylece Müslümanların İber Yarımadası'ndaki son kalesi de düşmüş oldu. Büyük bir kıyım ve talan hareketine girişen İspanyollar buradaki Müslümanları ve Yahudileri göçe zorladılar. Keza Avrupa'nın kuzeyinde de yer yer toprak kazanımları oluyordu. Bu haritada göstermek biraz zor olsa da şimdi şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Önceki videolarda da anlattığım gibi Haçlı seferlerinin yani daha doğrusu Haçlı zihniyetinin tek gayesi Müslümanlara kaptırılan toprakları geri almak değildi. Kuzeyde Pagan diye yaftaladıkları bir takım kavimler de onların hedeflerindeydi. Örneğin henüz Hristiyan olmamış Cermen kabileleri. Böylelikle Hristiyanlığın hüküm sürdüğü topraklar genişledi, Avrupa'nın kuzeyine kadar uzandı. Haçlı seferlerinin itici gücü Papa'ydı. Hatırlayın seferler hadi Bizanslılara yardım edelim, topraklarımızı Müslümanlardan geri alalım diyen Papa II. Urban'ın teşvikleriyle başlamıştı. Ve sonraki 200 yılda gerçekleşen tüm Haçlı Seferlerinin organizatörleri yine kitleleri din uğruna savaşmaya çağıran papalardı. Bu çağrılar o kadar etkiliydi ki lordlar, toprak ağları sefere çıkmadan önce tüm arazilerini, mülklerini kiliseye miras bırakıyorlar. Savaşta ölürlerse tüm mal varlıkları başında papanın bulunduğu kiliseye kalıyordu. Bu dönemde kilisenin yanı sıra merkezi krallıklar da güçlendi. Yine derebeylik sistemini düşünürsek eğer, kralın tebası durumunda olan düklerin, kontların, baronların, sahip oldukları topraklar üzerinde kraldan daha fazla nüfusları vardı ayrıca bunlar birbirleriyle her fırsatta dalaşmayı da ihmal etmezlerdi. Fakat Haçlı Seferi fikri ortaya çıkınca enerjilerini uzak diyarlarda yaşayacakları maceralara saklamaya başladılar. Toprak ağalarının pek çoğu savaşlarda öldü. Sahip oldukları arazilerse devlete yani krala kaldı. Böylelikle iç çekişmelerde ne oldu? Azalmış oldu. 11. yüzyılın sonunda Papa II. Urban'ın aklından geçen şey muhtemelen birbirleriyle dalaşıp didişen toplulukların karşısına ortak bir düşman çıkarmak, iç çekişmelerdeki enerjiyi dışarıya yönlendirmekti. Bunda da aslında başarılı oldu. Haçlı seferlerinin bir diğer etkisi şehirlerin önem kazanmasıydı. Feodal düzende tımar sistemi önemliydi fakat haçlı seferlerinin finansmanı için bundan fazlası gerekliydi. Böylece insanlar ticarete yöneldi ticari amaçlı seyahatlerle batı ve doğu arasındaki etkileşim de hiç olmadığı kadar arttı ve birer ticaret merkezi haline gelen şehirler eskisinden daha çok rağbet görmeye başladı böylece haçlı seferleri ticareti geliştirmiş oldu yani her şey savaştan ibaret değildi venedikliler ve ticaretle uğraşan diğer şehir devletleri batıdan doğuya gemiler dolusu asker teçhizat ve erzak taşıyarak seferlere lojistik destek sağladılar ve tabii onca yoldan elleri boş dönmediler. Doğu memleketlerinden gemilerine yükledikleri ticari malları Avrupa'da satarak servetlerine servet kattılar. O kadar ki 14. yüzyıla gelindiğinde Venedik artık Avrupa'nın en güçlü, en zengin şehriydi. Ne var ki Venedik'i bu denli zenginleştiren şey yalnızca ticari faaliyetler değildi. Hani o 4. Haçlı Seferinde Konstantinopolis yani İstanbul'u yağmalayanlar vardı ya, işte o yağmacıların bir kısmı da Venedikli tüccarlardı. Bizans imparatorluğunu talan edip yıkılacak hale getirdikten sonra buradan gasp ettikleri para ve mallarla muazzam bir ekonomik güce kavuştular. Yani 14. ve 15. yüzyıllarda Venedik ve Floransa gibi devletlerin bankacılıkla uğraşan meşhur Medici Hanedanı tarafından finanse edilmeleri tesadüf değil. Bir iş ve ticaret merkezi haline gelen bu bölge aynı zamanda Rönesans'ın doğduğu yerdi. Son olarak Haçlı Seferleri Avrupa'nın İslam dünyasından bilgi transferi yapmasını da sağladı. Orta Doğu'ya kutsal topraklara giden Batı Avrupalılar burada ilim irfanı el üstünde tutan, öğrenmeye, bilgi sahibi olmaya büyük önem atfeden bir düşünce yapısıyla karşılaştılar. İslamiyet'in altın çağı başlıklı videomuzu izlediyseniz hatırlarsınız. Müslümanlar o dönemde bir yandan antik Yunan ve Roma'nın, diğer yandan Çinliler ve Hinduların bilgi birikiminden yararlanıyor, aynı zamanda kendileri bazı yenilikler gerçekleştiriyordu. Bu süreçte Müslümanlar tarafından üretilen bilginin yanı sıra pek çok teknik yenilik ve buluş da Avrupa'ya taşındı.